Merhaba arkadaşlar, Örgü Sepet kanalımıza hoş geldiniz. Size çok güzel bir model göstereceğim. 7 numara tığ kullandım ve ilmek yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum ve ilk yaptığım zincirin içerisine tığımı batıraraktan halka oluşturuyorum. Sonra bir zincir çekiyorum, ilmeğimi uzatıyorum. Halkanın içerisinden ilmekleri şu şekilde çıkartıyorum. 1, 2 ve 3. Sonrasında ipimi şöyle topluyorum. Fıstığımı yaptım. Şimdi tekrardan ilmeğimi uzataraktan aynı fıstığın tepesine bir tane daha fıstık yapıyorum. Sonra halkanın içerisinden bu şekilde iki fıstığımı aynı anda topluyorum. Halkanın içerisinden fıstık çıkarttım ve ikisini aynı anda topladım. Buraya bir üçgen bir şekil vermiş oldum. Şimdi bu üçgenimi ters çeviriyorum. Hemen fıstığın tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatarak yine bu fıstığın da tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Sonra fıstığın dibine bir tane fıstık yapıyorum. İki tane fıstığım oldu. Sonra hemen köşeye, yanındaki yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Ve tığımda 3 tane toplanması gereken fıstık var. Bunun üçünü aynı anda topluyorum. Ve bu şekilde kapatıyorum. Sonrasında tekrar bir tane fıstık yapıyorum. Sonra dibine, fıstığın dibine bir tane daha fıstık yapıyorum. Bu yaptığım işlem arkadaşlar artırma işlemi ve baştaki yaptığım tek fıstık yapıp onu kapattığım zaman da o fıstık da artırma yerine geçiyor. Şimdi yine ters çeviriyorum. Bundan bahsediyorum. Bakın fıstığımı yaptım. Kapatıyorum. Bu artırma işlemiydi. Sonra bu fıstığın üzerine bir tane daha fıstık yaptığım zaman, yani aynı şekilde şöyle tepeye, dibine ve yanına fıstık yapıyorum. Üçünü aynı anda şöyle topluyorum. Bu da ara modelimiz arkadaşlar. Yani aralarda hep bu işlemi yapacağız. Şimdi bu sıramızda, üçüncü sıramızda aynı işlemi iki defa yapacağız. Her sırada bunun sayısı değişecek. Yani tepeye, dibine ve yanına işlemi. Bu sırada bunu iki defa yaptık. Diğerleri de başında ve sonunda yaptığımız işlemlerde artırma işlemi. Yani alttaki fıstık sayısından bir tane fazla yapmış oluyoruz bu şekilde. Sonra bakın yaptığımız işlem şu. Tepeye ve dibine. Bu şekilde ikisini aynı anda topluyorum. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Bakın şurada 1, 2, 3 tane, altında 2 tane, en altında 1 tane ve bu şekilde artırma işlemi yaparaktan toplamda şöyle 4 sıra olmuş hali, 5 sıra, 6 sıra ve 7 sıra. Yani şu tepedeki fıstıkları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra kenardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde üçgen 7 sıra fıstığımızı yapmış olduk. Diğer renklerle de göstereceğim. Şöyle pembe, mor, sarı, mavi, turuncu. Ve bu şekilde alt renk böyle dilim dilim yapıyoruz. Şimdi kenar çevirmeyi göstereceğim. İlk yaptığımız bu üçgenlerden bir tanesinin tamamen etrafını sarıyoruz. Sonra birleştirerek göstereceğim. Önce şöyle köşeden başlıyorum. İpimi sabitledim. Bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum.
Fıstıklarınızı incelik ve kalınlığını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şöyle 4-5 tane zincir çekiyorum ve sık iğne yapıyorum. Yine 4 tane zincir çekiyorum, sık iğne yapıyorum. Yine 4 tane zincir çekiyorum, sık iğne yapıyorum. Bu şekilde buraya çentik yapmış oluyorum. Sonra 1-2-3 zincir çekiyorum. Burası köşe olduğu için köşeye 2 tane yapmam gerekecek. Ama siz ilk yaptığınız motifte bu şekilde yapabilirsiniz ama sonrasında köşeye sadece bir tane yapın ki diğer taraftan birleştirirken burada sıkıntı çıkmasın. Yani ben burada küçük bir hata yaptım. Videonun devamında gelecek o. Ama sorun değil. Tekraren yani hatalarımızı düzeltebiliyoruz. Yani lifimizi sökmeden nasıl düzeltebiliriz yanlışlarımızı, onu da göstermiş olacağım. Şimdi burada yanlışım yok zaten. Şimdi pardon, asıl burada yanlışım var. Köşeye bir tane fıstık yapmış olmamız gerekiyordu. Şimdi hemen yanındaki fıstık arasında bir tane daha fıstık yaptım. Sonra 4 tane zincir çekiyorum ve buraya bir tane fıstığın tepesine sık iğne yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum, sık iğne yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum, sık iğne yapıyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Diğer fıstığı yapmaya geçiyorum. Bu fıstığımı da yine dediğim gibi alttaki kalınlığı, hani siz nasıl seviyorsanız üçlü veya dörtlü fıstık olarak uygulayabilirsiniz. Şimdi yine 4 tane zincir çekiyorum, sık iğne yapıyorum. Bu şekilde şu köşeye kadar bir gelelim. Köşeyi tekrar göstereceğim. Hatta yani köşelerde ikişer tane fıstık yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakın şurada ve şu yaptığımız yerlerde şu köşeyi tekrar şöyle göstermiş olayım. Yani buraya aslında göstermeyeyim, diğer birleştirmeyi göstereyim. Aynı işlemleri yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben böyle birleştirdim diğer motiflerimi zaman kaybetmemek adına. Şimdi iki tane motifimi sizlerle beraber birleştireceğim. Şöyle, yani zaten hani üçgen şeklinde olduğu için, üçgenler adetleri de birbirine aynı olduğu için herhangi bir yerden başlayıp şuradan birleştirmiş olacağız. Dediğim gibi ben köşenin bir tanesine en başta başladığımda hatam da buradaydı. İki tane fıstık yaptım ve tekraren şimdi o yanlışımı düzelteceğim. Şimdi köşeye ikinci fıstığımı yapmaya çalışıyorum. Sonra 3 tane zincir çekerek sık iğne yapıyorum. Bu sefer birleştireceğim yer olduğu için 2 tane zincir çekiyorum ve şu köşedeki ikinci fıstığın ortasındaki çentiğin arka tarafından tığımı batıraraktan sık iğne yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum ve bu taraftaki fıstığımı sık iğne yaparak tamamlıyorum. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle sık iğne yapıyorum. Şimdi 3 tane zincir çekerek devam edeceğim. Birleştirmemiz bu şekilde oldu. Şöyle bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. 3 tane zincir çekerek bir tane daha fıstık yapıyorum. Sonra 2 tane zincir çekiyorum. Hemen şu karşı motifin fıstığının tam üçüncüsüne, tepesindeki çentiğe şöyle sık iğne yaparak tekrardan bu taraftan 3 zincir çekerek diğer fıstığımı geçiyorum. Yine 4 tane zincir çektim. 2 zincir çekiyorum sonrasında. Bakın şöyle tam ortadaki çentikten arka tarafından tığ batırarak sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Kusura bakmayın, sesimi düzeltemedim. Yani bakın
Birleştirmemiz bu şekilde olacak. Şimdi köşeye kadar geleceğiz. Dediğim gibi ben burada köşede bir tane yapmam gerekiyordu. İki tane fıstık yapmışım. Şöyle birleştirmeyi tamamen yaptıktan sonra gösteriyorum sizlere. Ne yapacağım şimdi? Nasıl telafi edeceğim? Bakın şurada şu fıstığı birleştirme olarak yapmam gerekiyordu. Aslında bu köşeye başlarken bir tane fıstıkla başlamam gerekiyordu. Ne yapıyorum? Şöyle kaydırma tekniğiyle fıstığın tam tepesinden kaydırıyorum. Sonrasında şöyle arka tarafından çentiye şöyle sık iğne yaparak yani önce bir şöyle kaydırma tekniğiyle geçiş yapıyorum. Bu şekilde. Sonra bir tane şöyle zincir çektim. Sık iğne de değil de zincir ve kaydırma tekniğiyle. Sonra tam birleştirmem gereken yere birleştirip sık iğne yapıp tekrar bu tarafa da sık iğne yapıp 1-2 zincir yapıyorum ve sabitliyorum. Yani dünyanın sonu değil arkadaşlar. Hatalarımız her zaman düzeltilebilecek sorunlardır. Şöyle düzeltiyorum ve ipimi gizledim. Bakın diğerlerinden pek fazla farkı olmadı. Hatta hiç farkı olmadı. Şöyle muntazam bir şekilde birleştirme işlemini yapmış olduk. Sizler de birleştirirken yaparken iki fıstık değil de bir fıstık olarak yaparsanız daha kolay birleştireceksinizdir. Şimdi şu yaptığımız motifi birleştireceğiz. Herhangi bir yerden şöyle üçgenin bir tarafından önce beyaz kısmına bir gelelim. Bakın burada bu sefer bir defa fıstık yapıp sonra devamında her fıstık arasında bir tane fıstık yaptım. Şimdi şu köşeyi birleştireceğim. Buradan da fıstığın bir tanesini köşeye yapmıştım. Tekrar ikinci fıstığımı yapıyorum. Sonra 4 tane zincir çekerek ilk çentimi oluşturuyorum. 3 tane çentik yapıyoruz. Ortadakine ikincisine şöyle 2 zincir çekerek hemen şu köşeden ikinci motifin ikinci çentiğine şöyle sık iğne yapıyorum. Sonra yine 2 zincir çekerek bu taraftaki fıstığın tepesine 2 zincir çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Tekrar 4 zincir çekerek 3 zincir çekip hemen yanındaki fıstığa geçiş yapıyorum. Bu fıstığımı kapatıyorum. 4 tane zincir çekerek yine 2 zincir çekiyorum ve hemen karşısındaki çentiğin ortasından sık iğne ile birleştiriyorum. Tekrar bu tarafa geçiyorum. Buraları biraz daha hızlandırmak istedim. Ve bu şekilde birleştirdik. Bunu sonuna kadar devam ettirelim. Ve sonuna kadar geldiğimizde bakın burada bir fıstık bırakıyorduk ya normalde. Şimdi bu fıstığımızı şöyle birleştirmede kullanıyoruz. Sonra diğer fıstığımıza geçeceğiz. Diğer fıstığımızda da birleştirme işlemi yapacağız. Yani bu köşenin iki tanesinin iki fıstığında da birleştirme işlemi yapmış olacağız. Şimdi 3 tane zincir çekerek köşeye ikinci fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Tekrar 4 zincir çekerek çentin bir tanesini oluşturuyorum. Şimdi 2 zincir çekerek şuradan tam köşeden zaten diğer tarafı birleştirilmiş. Bu taraftan da birleştirmiş oluyoruz bu köşeden. Şöyle 2 zincir çekerekten tekraren olduğumuz yerden devam ediyoruz. Yani fıstığın tepesine sık iğne yapıp 4 tane daha zincir çekip sık iğne yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Ve diğer fıstık arasına şöyle bir tane daha fıstık yapıyoruz. Fıstığımızı kapatıyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Hemen bakın şu köşenin yanındakine bu sefer yukarıya doğru çıkıyoruz. Yani aslında üçgen olduğu için her şekilde olmuş oluyor. Sonrasında şöyle
Yine birleştirip çentemizi, bir tane daha çentemizi yapıyoruz. Yine 3 zincir şeker ekleyen devam ediyoruz. Bu şekilde birleştirme işlemini köşeye kadar devam ettirelim. Hatta bitirebiliriz. Şöyle şurayı beraber yapalım. Son fıstığımızın son birleştirmesini gösteriyorum. 2 zincir çektim. Hemen karşısındaki çentiye sık iğne yapıp tekrar 2 tane zincir çekerek bu taraftaki fıstığa tepesine sık iğne yapıyorum. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir çekerekten ilk yaptığım bu motifteki ilk yaptığım fıstığın tepesine şöyle kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. 1-2 zincir çekerek ipimi kesiyorum ve bu şekilde birleştirmelerimizi bitirmiş olduk. Şimdi ortası açık kaldı. Burayı nasıl telafi edeceğiz? Şöyle gösteriyorum. Önce ipimizi ilmek yapıyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekerek şöyle ilk yaptığımız zincirin içerisine sık iğne yapıyoruz. Sonra 4 zincir çekiyoruz veya 3 zincir. Sonra ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı halkın içerisine ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bu kutuların sayısı 12 tane olana kadar devam edelim. Hatta 11 olana kadar devam ettik. 12.yi beraber yapacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve şu 12.sinde şöyle bir zincir çekip ilk yaptığımız zincirin tepesinden kaydırma tekniğiyle birleştirdik. Burada da bir kutu oluşturmuş olduk. Sonra bu kutunun içerisine şöyle kaydırma tekniğiyle geçiş yapıp bir zincir çekiyoruz. Sonra fıstığımızı ilmek yaparak uzatıyoruz. Dörtlü veya beşli fark etmez. Şöyle 1, 2, 3, 4. Hemen yanındaki kutuya 4 tane yaptım. Yani yan yana 2 kutuya 4 tane ilmek çıkartarak bu şekilde 2 zincir çekiyorum. Bakın şu köşede birleştirip hani devam ettiğim 3 zincir var. Ara zincir olarak yaptım. Buraya şöyle 2 zincir çektim. Bu taraftaki fıstığımın tepesine şöyle kaydırma tekniğiyle, pardon, sık iğne yaptım. Sonra 2 zincir çekip tekrarın bu taraftaki fıstığa 2 zincir çekiyorum. Ve ben başta yapmayı unutmuşum. Siz yaparken 4 zincir çekip daha sonra fıstığınızı yapın. Şöyle, ama sorun değil, yapmazsanız da 4 zincirle aşağıya inip hemen altındaki kutuya geçtim, yanındaki kutuya. Tekrar 4 tane zincir çekerek kutunun içerisine dörtlü fıstık yapıyorum. Sonra hemen yanındakine geçiyorum. Buraya da dörtlü fıstık yapıyorum. Hani burası arkadaşlar, puf çiçek nasıl yapılır? Biraz hızlı anlatmaya çalıştım videonun sonunda. Hani bilenleriniz zaten biliyordur. Bilmeyenler varsa da kanalımda mevcuttur. Bakabilirsiniz. Şimdi bakın hemen yanındaki motifin tam köşesine yine sık iğne yaparak birleştirdim. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Fıstığın dibine kaydırma tekniğiyle bir tane fıstık sık iğne yapıyorum. Sonra hemen yanına geçip yanındaki kutuya 4 zincir çekerek buraya dörtlü fıstık yapıyorum. Sonra yanındaki fıstığa dörtlü fıstık yapıyorum. Yanındaki kutuya. Alışmışız hep fıstık demeye. Sonra bunu kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Şimdi bakın diğer motifin köşesindeki 3 zincire sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekerek fıstığın tepesine sık iğne yapıyorum veya kaydırma tekniği. Sonra 4 tane zincir çekerek alttaki fıstığın dibine fıstık yapıyorum, sık iğne yapıyorum. Sonra hemen yanındaki kutuya geçerekten bu şekilde diğer 3 tane kalan fıstıklarımızı da bu şekilde birleştirerek bitirelim. Sonra bakın şöyle dibine sık iğne ile geçiş yaptım. Sonra hemen başladığımız kutunun dibine geçtim. Kaydırma tekniğiyle. Sonra 1-2 zincir çekerek ipimi sabitledim. Ve şöyle gizliyorum.
ve orta kısmının birleştirmesinde bu şekilde gayet güzel bir şekilde hani modelimize göre ayarlamış olduk. Böyle bakacak olursak modelimiz bu şekilde oldu. Uzaktan görüntüsü böyle. Umarım beğenmişsiniz.